Merhabalar değerli Köy TV izleyenleri, Köy TV ekranlarından herkese selamlar, sevgiler efendim. Veteriner Hekim Erol Arslan'la Küçük Baş Sağlığı programımızın yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz. Efendim bu akşam hocamla neler konuşacağız? Bu akşam özellikle çokça sıkça denk geldiğimiz yavru atmalarını ele alacağız. Bunların sebepleri nedir ve bunların altında yatan bu sebepleri nasıl önleyebiliriz? Bu başlık üzere bir söyleşiyle sizlerle birlikte olacağız. Efendim birazdan alt tarafta verilen telefon numarasıyla, irtibat numaralarıyla bizlere sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Ben de Sayın Hocam'a soruları yönlendirmiş olacağım. Sayın Hocam programıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Abdullah Bey, nasılsınız? Sağ olun efendim, sizler nasılsınız? Sağ ol, özleştik. Evet, canlı yayınlarda özleştik. Yani. Evet, şimdi biraz yoğun bir çalışma geçen gün benim polikliniğime bir ziyarette bulundu bir işletme sahibi. Ya hocam dedi, biraz özledik sizi dedi. Nasıl dedim? Ya uzun zamandır galiba televizyon program çekmiyorsunuz galiba falan dedi. Ya şimdi dedim sadece program ve televizyon değil, bizim aynı zamanda çok yoğun bir saha çalışmalarımız var. İş temposu yok. Geçen iki hafta önce bir Isparta'da bir etkinliğimiz vardı. Tarım fuarındaydı. Sağ olsun Ömer kardeşim, orada Ömer Mırcık kardeşim güzel bir organizasyon yaptılar. Buradan kendisine teşekkürlerimizi sunmuş olayım tekrar. Yaptıkları çalışmalar orada da bir şey çok takdire şayandır bu arada, onu söyleyeyim. Değişik platformlarda, değişik ortamlarda bana çok yavru atıkları ile ilgili sorular çok fazla geldi. Ve Isparta'da büyük da olasılıkla böyle sorular vardı. Orada da Ömer kardeşim şöyle bir şey de hocam demişti. Bir yavru atıkları mı işlesek? Çünkü yoğun bir doğum sürecine giriyor hayvanlar ve biz kamu spotumuz da Köy TV'de, kuzular ölmesin spotu, kamu spotumuz var arkadaşlar. Sadece kuzular değil, doğmadan önce de kuzular ölebiliyor. O da çok ciddi bir kayıptır. Doğum süreci başladı, mevsim geçişleri, kış mevsimine geçişlerimiz başladı. Yavru atıklarımız çoğaldı ve yetiştiriciler açıkçası kafaları çok karışık. Biz birkaç kez sizinle de önceki moderatör arkadaşlarla da bir yavru atıkları ile ilgili konular işlemiştik ama hala çok ciddi bir şekilde bu konuda yeteri kadar bilgi ve gündemde tutmakta fayda var. Tutmakta fayda var. Aynı evet, fikirdeyim. Yani işlemekte çünkü ben sebeplerden çok, şimdi ben biraz sonra burada yetiştiricilere tek tek şeyi açıklayacağım. Sebeplerini. Fakat sebeplerini biraz daha çok saymakla yetineceğim. Çünkü sebeplerini daha çok bizim meslektaşları ilgilendiriyor. Ama yetiştiriciyi ilgilendiren kısım neler yapmaları gerektiği, nasıl bir önlem almaları gerektiği konusunda, o konuda nasıl bir eylem yapmaları gerektiğini karar vermemiz gerekiyor. Evet. Tabii hocam, bunu şey yapalım. Yoğun bir gündem vardı. Gerek Isparta'da tarım fuar vardı, evet. Antalya'da fuar vardı. Hem Köy TV olarak bizler yoğunluk, hem sizin yine hakeza saat çalışmalarınız. Evet. Ciddi bir tempo var efendim. Tabii bugün önemli bir günde. 4 Aralık Madenciler Günü efendim. Evet. Tabii geçtiğimiz zamanlar içerisinde yaşanan bu patlamalar olmuştu. Madenlerde sıkıntılar, göçükler olmuştu. Orada yitirdiğimiz madencilerimize maalesef, Allah'tan rahmet diliyoruz. Maalesef. Ailelerine tekrar sabır diliyoruz. Ve şu an bizler için, ülke sanayisi için, ülkemize değer katmak için yerin metrelerce altında ekipmanlarıyla bu ülkeye değer katan bütün madencilerimize de Köy TV ailesi olarak selam ediyoruz. Kolaylıklar evet, diliyoruz. Abdullah Beyciğim, sadece ekipmanı olsa canıyla. Evet. Sadece ekipmanın işin aksesuarı. O, ben şöyle kapalı bir ortama girdiğiniz zaman o baskı, o evet, bazı insanlarda evet, o klostrofobi oluşuyor biliyor. O kolay bir iş değil, o çok ciddi bir cesarettir. Ciddi bir cesarettir ve o insanlar o ekipmanlarla birlikte kendi cesaretleri, kendi canlarıyla oraya iniyorlar bizim için. Ben emek veren herkese buradan
Çok büyük bir saygı duyuyorum açıkçası. Biz de sizinle şu anda yaptığımız bir kamu çalışmasıdır, kamu hizmetidir. Sizinle ben normal bu pazar akşamında insanlar evinde oturup çayını içerken biz sizinle onlara bir nebze de olsa bir katkımız olursa ne mutlu bize diyoruz. Ve hemen zaman değerli diyoruz ve sorularınız geliyor. Başlayacağız. Evet. Başlayacağız sorularla. Bir selam var. Selamları da ileteyim. Edirne'den Ersin Yıldız Bey, yayınlar abi Erol hocama ve size Edirne'den selamlar. Kolay gelsin yayınlar demişler. Demin kulaklarını çınlattık. Ömer Mırçık Bey de izleyenler arasında ona da buradan selamlarımızı iletmiş olalım. Selam insan olsun. Lafın üstüne denk geldi. Aynen öyle olmuş. Şimdi gözlemledik. Hem Isparta hem şahsına selam edelim. Süreyi güzel kullanalım. Sorularım yine geliyor. Buyursunlar hocam. Arkadaşlar şu şekilde başlamak istiyorum. Dediğim gibi bizim tek doğru dürüst kazanç kaynağımız koyunculukta kuzudur. Süt veren işletmelerde, süt sağım işletmelerinde süt alıp iyi bir paraya değerlendirebiliyorlar sütü. Yalnız süt o işletmenin ancak gider kalemlerini karşılayabiliyor. Her türlü şartlarda gene bizim net karımız kuzudur. Sütçülerde bile doğrudur kuzu alabilirlerse, doğum olursa, düzgün bir doğum olursa süt alabilirler. Tabii, ama günsüz bir doğum oluşursa o hayvandan siz süt de alamazsınız. Çünkü doğum olursa, düzgün bir doğum olursa süt alabilirsiniz. Bu etçil hayvanlar için de geçerli. Senede bir doğumda olsa, 8 ayda bir doğumda olsa, ikiz de olsa, tek de olsa bizim tek kazancımız, doğru dürüst kazancımız kuzudur. Kuzularımız. Ve o kuzularımızı biz her türlü yaşatmak durumundayız. Burada belli oranlarda ben çok fazla istatistiğe gene girmek istemiyorum. Yalnız bütün dünyada kabul edilmiş bir oran var. Ortalama %2 arkadaşlar. Yavru atma müsaadesi var. Yani 100 tane hayvandan bir yıl içinde diyelim %2 yavru atabilir. Onu biz normal olarak algılıyoruz. Bu %2'nin üst sınırı %5'tir. Ama arka arkaya değil de bir yıla paylaşılmış olan bir abortlar varsa %5'e kadar he deriz. Hı hı. Yani 100 tane koyunumuz var. 5 tane attı ama hemen arka arkaya değil de bu ay bir tane, 2 ay, 3 ay sonra bir tane, 2-3 ay sonra bir tane daha o şekilde onlara müsamaha gösteriyoruz ve sadece böyle alarm zillerini çalmış bir şekilde takip edeceğiz. Ama bir şey var, bir söz var, abort fırtınası dediğimiz bir olay var. Yani problem başladığı zaman arka arkaya 100 tane koyundan %20, %30, %40 ben neredeyse tamamı %80, %90'a yakın bir ay içinde yavru atan işletmeleri de biliyorum arkadaşlar. Vatandaş oturmuş ve hüngür hüngür ağlayan insanları biliyorum. O bizi çok üzdü. Yani sebepleri tamam var ama sebeplerini biz önüne geçene kadar bu işletme artık zaten o yılı ve belki o işletmenin tamamı geleceğini kapatmış oluyor. Çünkü burada bütün planını, programını yavrulara göre hazırlanmış olan bir şeyimiz var. Gider bilançomuz var. Yani o kuzulardan ben şimdi kuzuları alacağım, satacağım. Ondan sonra onun parasını yem alacağım, hayvanlara alacağım, hayvanlara bakacağım. Siz kuzularınızı kaybettiğiniz zaman o sene, bir sene boyunca o anneye de bedavadan baktığınızda bugünün parasıyla 10 lira civarında bir yemleme maliyetiniz olsa bu ne yapar? 3500 lira. Bir 2000-2500 lira da kuzunun maliyeti olsa 5-6 bin lira bir hayvan başına zararın olmuş oluyor. Bu kadar çok yavru attıklarınız da olduğu zaman o işletme çok ciddi bir şekilde zarar etmeye başlıyor ve bizi üzüyor. Şimdi sebeplerine gelmek istiyorum. Bu kadar genel bilgi verdikten sonra sebeplerinden mikrop sebepleri ve non-enfeksiyon yani mikrop olmayan sebepler var. Şimdi
Önce mikrop enfeksiyon olmayan sebepleri ben anlatmak istiyorum kısaca, çok fazla zorlama bilgi açmadan bombardımanı vermek evet, istemiyorum evet. Çünkü biraz daha çok yetiştiriciye zaman ayırmak istiyorum. Mutlaka anladığım kadar çok yoğun bakıyorsunuz evet. Bilgisayara ve hızlı bir şekilde alalım çünkü ondan sonra vatandaş da bir şekilde onlara bana bir kızıyorlar hocam. dokunmak istiyorum açıkçası. Birazcık faydalarımız olursa onlara ne güzel, ne mutlu bize. Şimdi birinci enfeksiyon olmayan sebeplerden böyle birkaç gruba ayırdık onları. Mesela beslenmeye bağlı olan sebeplerden kaynaklı. Mesela kalitesiz kaba yem, yonca, ot, böyle çok kötü bir kaba yem olduğu zaman, küflenmiş yem olduğu zaman, küfün kendisi değil, yemin kalitesiz olmasından kaynaklı ya da arkadaşlar çok yetersiz ve zayıf meralarda. Şimdi mesela bu zayıf mera dediğimiz meralarda bizim yerli koyunlarımız Akkaraman, Morkaraman gibi onlar ekmeğini taştan çıkarabiliyor. Onlar yaşayabilir. Ama etçil olan hayvanlarda ya da biraz daha böyle verimi daha yüksek olan hayvanlar merada kaliteli bir ot bulamazsa ve onlar o otu yeteri miktarda alamazsa, o kuru madde dediğimiz, biz önceden size söylemiştim zaten, o kuru madde miktarını tutturamazsa o hayvan, ihtiyacı olan yavrusuna alamazsa, bakamamaya başlıyor. Tabii. Yavrusuna bakamayınca da ben daha fazla, bu kuzu beni öldürüyor diyor. Neden? Çünkü anlatmıştım ben size, hayvan canlı ağırlığının %3'ü kadar kuru madde tüketmesi gerekiyor. Şimdi hala çok yoğun bir şekilde havalar yağmurlu ve şeyli olmasına rağmen biraz yeşillik yağmurda olan bile sürüyü çıkarılıyor hocam. Çıkarıyorlar. Gözlemledim yani. Ama o yağmurdaki sürüdeki aldığı yem miktarını hesaplamaları lazım. Nasıl hesaplayacaklar? Mesela dediğim gibi canlı ağırlığın %3'ü kadar kuru madde tüketmesi gerekiyor bu hayvan. Bu da 60 kilo, 65 kilo bir hayvansa 2 kilo kuru madde, canlı ağırlığı %3'ü 2 kilo. 2 kilo kuru madde tüketmesi için sadece merada bakılan hayvanlarda, yani 2 kilo kuru madde %90'ı su olan bir besin maddesini aldığı zaman 17-18 kilo çayır otu tüketmesi gerekiyor. Bu da bir bale yapar. O baleyi o hayvanın işkembesine sığdırmanız mümkün değil. Bazı yörelerimiz havalar çok soğuk. Kıra ve soğuk. Tabii sabahları. Çok iyiydi. Buz yapıyor. O kuru maddeyi tutturması lazım. Miktarını da aç karına çok yedikten sonra. Hep söylüyorum, bir tane de kuzu olsa, iki tane de kuzu olsa annenin karnında. Bir tane kuzu 5 kilo. 5 kilo da doğum kusuları 10. Ne yapar? 10 kilo. 10 kilo suyu damacana buraya koy diyorum ya ben sürekli. Evet. Koydunuz. O rahim, kuzuyla birlikte olan rahim işkembeyle komşu. Çok yoğun bir şekilde soğuk su ya da buz gibi kralı ve soğuk otları ve bol miktarda sulu otları yediği zaman o otlar hem mekanik bir basınç yapar hem de buz gibi bir onu ısıtana kadar o kuzular etkilenmeye başlıyor. 1-2-3 dediğiniz zaman belli bir zaman sonra annelik, o hamileliği artık bitirmek zorunda kalıyor. Hem mekanik basınçtan dolayı. Vücut bu sefer riskte kendini hissediyor. Aynen. Yani zararlı yani bir ben ölüyorum diyor anne ve bir şekilde o kuzularda kurtulması gerekiyor. Çünkü mera da dediğim gibi bunlardan şey yapamaz. Mera sadece mera ağırlıklı bakıldığı zaman da bazı iz elementler, özellikle yod, bakır, selenyum eksikliği çok fazla oluyor. Bizim topraklarımız yaklaşık olarak 10 binlerce yıl hep tarımla uğraşılmış topraklar ve biz hep topraklardan almışız. Ala ala bu topraklardaki bu saydığım madenler eksiliyor. Bunların eksikliği bitkilerde de eksik oluyor. Tabii. O hayvan o bitkilerle, sadece onlarla beslendiği zaman bize, özellikle bizim meracılar, yaylacılar, bol bol sadece Allah'ın ambarından yediriyorum dediğinde ve bu katkıları yapmaz ise o zaman yavru atıkları sebebiyet veriyor. Çünkü bunların eksikliği rahim hareketlerini, iz elementler rahim hareketlerini arttırıp hamileliğin eksikliği, hamileliğin bitirmesine bir sebep olabiliyor. Ondan sonra hatalı
enerji beslen ya çok zayıf ya da çok şişman hayvanlarda gebelik toksemileri oluşabiliyor karaciğer yetersizliğinden dolayı. Bu da bir besleme sebebidir. Hayvan yatar, kalkamamaya başlar. Doğurursa belki yırtar derler. Ama doğuramazsa hem anne gider hem yavrular gidebiliyor. Bu beslemeyle alakalı olan kısmı şeptik. Şimdi bir de toksik yem, dediğim gibi bozuk yem yediği zaman mesela ben burada programlarımızda beraber sizinle sürekli söylediğim bir durum var. Arpa posası mesela, posa, silaj, küspe bunlar koyun gıdası değildir. Özellikle gebe hayvanlara ben önermiyorum. Ha, verebilirsiniz. Az miktarda tadımlık, yapıştırmalık falan verebilirsiniz. Ama bunlar temel besin değil arkadaşlar. Hele güzel muhafaza edemediğiniz zaman en basit küflenme fırsat olduğu zaman zaten hemen şak diye yavruyu atar, hiç acımaz size ve siz ne olduğunu anlayamazsınız. Ondan sonra da ya acaba benim hayvanlarımda brusella mı var demeye başlıyorsunuz. Diğer enfeksiyon olmayan sebeplerden bir diğeri stres ve travmaya bağlı sebepler. Stres şöyle bir şey. Ben bazen aşı için bazı işletmelere gidiyorum. Mesela bazı aşılar yapıyoruz. Hayvanları vatandaş düzgün bir şekilde organize edip yönlendiremiyor. Şimdi ahıra girdiğiniz zaman hayvanlar dümdüz duvarda tırmanmaya başlıyorlar. O kadar. Bir kendini patır 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 bu tarafa aynen. Çocuğuna kopuyor. İnanılmaz. Yani böyle bir durumda siz işletmeyi doğru bir şekilde yönlendiriyor. Aşı mı yapacaksınız ve bir gerekirse bir oraya bir kıskaç yapıp bir dar bir alan kıskandırır ve oradan bir koridor yapacaksınız. Oradan geçireceksiniz yavaş yavaş hayvanları. Korksalar da orada o koridordan yavaş yavaş geçer. O esnada takip siz de edecek. Müdahalelerinizi yapabilirsiniz ama birbirini ezdiği zaman, birbirini korktuğu zaman mesela stres de çok büyük bir faktördür. Mesela bazen geçen kış ben hatırlıyorum bazı şeylerde kurt gelmiş şeylerine, ağılın içine. O hayvanın o korkuyla, o stresle tabii kurt ağılın içine de girmiş. Bir iki tane hayvanı da öldürmüş. O korku, o stresle birçok hayvan yavru atmıştı o dönemde. Şimdi, bu bölgede de bu aralarda lafınızı böldüm ama köylülerin deyimiyle canavar çoğaldı diyorlar. Evet yani canavarlarda aynı kurtlarda. Şeyler. Şimdi travmaya bağlı diğer seçeneklerde mesela arkadaşlar dar bir kapı yapıyor. Mesela yemlemeye ya da yemlemeye dışarıya çıkar ya da dışarıdan dışarı çıkarıyorlar hayvanları. Ondan sonra ahırın içinde yemleme yaparlar. Yemlerini koyarlar. Hadi kapıları açarlar. Hayvanlar girsin içeri diye yemle. O esnada o aç hayvan birbirine bir yükleniyorlar. Kapı kirişlerine, yan taraflarına karınlarını çarptığı zaman yavru attırabiliyor. Bakın mekanik travmalardan dolayı. Mekanik travma dediğimiz yemlik kapasitesi zayıf, az olan işletmelerde de aynı sebepler olabiliyor. Mesela ben hep söylerim bir işletmede sizin yemlik alanınız kadar bir kapasiteniz var. Ağılı mesela bu stüdyoda atıyorum 50 tane hayvan sığdırabilirsiniz ama kullandığınız yemlikler hayvan başına 40 santimetre alana ihtiyacı var. Yemliklerde o 50 tane hayvana ya da 40 tane hayvanınız varsa en az orada ona göre bir 10 metrelik bir yemliğiniz olması lazım. 40 santimetrede bir tane olabilmesi için. Yani yemlik doğru miktarda doğru alan organizasyonu yapmanız lazım yemlikler için. Çünkü arkadan önce güçlüler gelip de orada yemini yemeye başladığı zaman diğerleri de arkadan şahlanır. Bunları karnına vurmaya başlar. Darbe alırlar evet. Ve onlar o darbeden dolayı yavru atabiliyorlar. Bir diğer sebep de çoban sebebi. Çok fazla hırpalayan ve değişik hareketlerde sopa atmalar, kötü muamele aynen öyle. Kötü muamele de yavratmaya sebep verebiliyor. Bazen vatandaş kendi kafasına göre bazı ilaçlar uygulayabiliyor. Bazı ilaçlar mesela şu anda şöyle söyleyeyim size ileri gebe hayvanlarda ben hekim olarak mesela bazı parazit ilaçlar var. Ivermectin grubu
parazit ilaçları. Onlar fena yakar arkadaşlar. Özellikle ileri gebek hayvanda ilacın kendisi yavratma özelliği yok. Ama çok yaktığı için hayvanlar kendini çok fena yerden yere atarlar, zıplarlar, hoplarlar. O esnada da yavratma riski söz konusu oluyor. Enfeksiyon sebeplere geldiğimiz zaman ben onlara da hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Evet. Hastalıkları da buradan dediğim gibi arkadaşlar ben size onları hastalıkları sadece söyleyeceğim. Ama onları anlatmak istemiyorum. Çünkü o hastalıkların daha çok meslektaşları ilgilendiren bir konu. Yani şundan dolayı ya da bundan dolayı ben daha çok neler yapmaları gerektiğini ve nasıl bir yaklaşım yapmaları gerektiğini onun üzerine durmak istiyorum açıkçası. Enfeksiyon kökenli olan sebeplerden de viral kökenli, bakteriyel kökenli ve parazitel kökenli sebepler olabiliyor. Mesela en çok sık rastlanan bakteriyel kökenli sebepler. Buradan işte kaçırmayayım diye buraya küçük nota. Brucellodar, klamidya, salmonella, listeria, kampylobakter, leptospiros ve Q homması dediğimiz kaçırmamak adına. Bazı mikroplar var Türkiye'de pek bulunmayan. Onları da burada söylemenin bir anlamı yok. Mesela virüslerden border disease dediğimiz, yani bu özellikle yurt dışından gelen hayvanlarda özellikle sınır hastalığı dediğimiz akabane, bunlar da sineklerle bulaşabilen bir hastalık. Mavi dil hastalığı arkadaşlar yavru attırabiliyor. Yavru attırmasının sebeplerinden bir tanesi yüksek ateş vesaire. Ama o da dediğim gibi bu mevsimde çok fazla olmaz. Daha çok o da sineklerle bulaşabilen bir hastalık var. Parazitlerden de daha çok kedilerden bulaşan bir toksoplazma dediğimiz birkaç işletmede bunu yaşadık ve çok üzücü, önlemini de alana kadar bayağı bir zayiatımız olmuştu toplu bir işletmede. O zayiatta sebebi de açıkçası sebebini bulamadığımızdan dolayı hep mikrop aradık ya da enfeksiyon olmayan sebeplerin üzerine gittik. Bu arada tahlillerin bir tanesi, bakın tahlil diyorum çünkü bu hastalıkları biz bir şekilde tahlil etmemiz gerekiyor. Bu bize laboratuvar yardımcı olması gerekiyor. Bu konuda bazı laboratuvarlarda o tahlilleri yaptığımızda toksoplazma çıktı. O toksoplazma da arkadaşlar sahipsiz ve ilaçlama yapılmamış olan kedilerde bulaşan koyunlara bulaşıp insanlara da aynı zamanda bebek düşürmeye, koyunlarda da yavru atmaya sebebiyet veren bir parazit çeşididir. İnsanlara da hızlı hızlı hani böyle atlarda tıkıdık 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 tıkıdık, evet, anlatmak o, şey yaptık. O şey vitesi 5'te tutarak gittik biraz. O şekilde yapalım. Çünkü gerçekten zaman bize pek yetmiyor. Evet. Ben şimdi soruları burada harmanladım. Siz harmanladınız mı? Bir iki ben yapılması gereken yaklaşımları ben izah etmek onları istiyorum. Onları da ele hızlı alalım. Bir şekilde. Sonrasında sorularını soracağız. Bu arada sorularda benim kaçırdığım buradan kafamda olan bazı şeyler varken bazen kaçırabiliyorum. Sorular geldikçe bana kaçırdığım şeyleri hatırlatabiliyor arkadaşlar. O konuda affola diyeceğim. Şimdi şöyle. Önce yavru atma durumu söz konusuysa doğru bir anamnez diyoruz. Doğru bir bilgi elde etmemiz gerekiyor. Yani sebeplerini bulmaya çalışacağız öncelikle. Yani siz yetiştirici olarak, biz de hekim olarak bizi doğru bir şekilde yönlendirmeniz gerekiyor. Ben şunu istiyorum. Genellikle yetiştirici kendi kafasına göre bir teşhis koymaya çalışıyor. Koyu veriyor ve veterineri o teşhisin üzerine yoğunlaştırmaya çalışıyor. Benim hayvanımda şu var, ona bana göre bana bir ilaç versene deyiveriyor. Aslında hekime doğru bir bilgi aktarırsa hekim de doğru bir şekilde onu yönlendirmeye gayret zaten eder. Zaten o ilaç kısmı hekim. Doğru ama şimdi normalde doktorculuk yapıp da Ahmet'ten Mehmet'ten ben şöyle duydum deyiveriyorlar. O da bizi biraz üzüyor açıkçası. Mesela şunu öğrenmesi lazım, şunu anlatması lazım meslektaşı doğru bir şekilde yönlendirmek adına arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Önce barınak koşullarını hekim eğer ki o işletmeyi tanımıyorsa veteriner yavru atmaya başladı ve vatandaş oraya gitti ve derdini anlatmak istiyor.
ve sohbetini bir çay ısmarladıktan sonra barınak koşullarını doğru bir şekilde izah etmesi gerekiyor. Veteriner nasıl bir barınakta bakıyor? Acaba barınakla ilgili bir sorun var da mı yavratıyor? Onu veterineri doğru bir şekilde yönlendirecek bir. İki, besleme şeklini ne şekilde yaptığını, beslemeyi ne şekilde yaptığını ve nasıl beslediğini doğru bir şekilde hekime anlatması önemli. Dediğim gibi ahıra giriş çıkışları ne şekilde yapıyor? Acaba oradan mı bir gol yiyor, oradan mı birbirini çarpıyorlar? Dediğim gibi sürü idaret ve management doğru bir şekilde mi yapılıyor? Önceden bunun benzeri bir bilgi yavru attıkları oldu mu olmadı mı doğru bir şekilde anlatması lazım. Stres yaşadı mı yaşamadı mı doğru bir şekilde veteriner hekime anlatması gerekiyor. İlaç kullandı mı kullanmadı mı? Bakın bunları ben meslektaşlar genellikle hep sormaya gayret eder şeye. Ama dediğim gibi baştan defans yapmasın yetiştirici. Doğru bir şekilde derdini hekime anlatabilirse ve şartlarını doğru bir şekilde aktarabilirse veteriner hekim doğru bir şekilde anlatır. Bunlardan bir şey çıkmayacak gibi bir durum olursa hekim zaten arkadaşım bu anlattıklarından ben sebep net bulamadım. Büyük olasılıkla organizasyon, management ve enfeksiyon olmayan sebep değil de enfeksiyon olabilir. Bu yüzden senden tahlil isteyeceğim, kan alalım diyebilir. Ondan sonra bir marazi maddeyle aktarabilir. Hı hı. Yani burada ikinci aşamada da ben şunu özellikle istiyorum. Abort yapan sürüye yetiştirici nasıl bir sürü yönetimi yapması gerekiyor? Bunu anlatacağım. Ondan sonra da zaten sorulara geçebiliriz. Bir kere kesinlikle yavru atan hayvanı arkadaşlar orada sürünün içine bırakmıyoruz. Evet. Çünkü neden attığını bilmiyoruz. Evet. Yani o hem yavru atan hayvanı oradan ayıracaksınız. Ayrı bir padoğa koyacaksınız. Ayrıca atı kendisini, evet, yavrusunu, yavru zarlarını oraya attıysa onları da alıp imha edeceksiniz. Bu çok çok önemli. Ondan sonra o attığı yerleri tespit ettiğinizde, akıntı makıntı gördüğünüzde, evet, orasını güzel bir şekilde aynen dezenfekte etmeniz gerekiyor. Kaç tane attı? Onları hepsini beraber bir yere muhafaza ettiğinizde ona göre oraya bir koç abortları korumayla ilgili bir eylem planı yapmanız gerekiyor. Yani diğerlerini nereden diyor? Dediğim gibi kan mı alacaksınız? Yavrulardan mı edeceksiniz? Nereden gol yediğinize bakacaksınız. Gerekirse mera değişikliği yapacaksınız. Bakın bazı yabani bitkiler de yavru attırabiliyor arkadaşlar. Bu hayvanlar kesinlikle bir nevi karantinada olmak zorunda. Kendi haline bıraktığınız zaman o hayvan orada pisliklerini, eğer ki mikrop kaynaklıysa, etrafa saçtığı sürece diğer hayvanlar da ona mutlaka bulaşacaktır. Tabii, onlar da hastalanacaktır. Ve dışarıdan hayvan almak isterseniz, satın almak isterseniz öncelikle o hayvanları siz kesinlikle kendi sürünüzün, oturmuş olan sürünüz içine koymuyoruz. Onları ayrı bir yere koyuyoruz ve gerekirse güzel bir sürüyse, kaliteli bir sürüyse o sürü, yeni aldığınız hayvanları ayrı bir bölgede en az bir ay karantinada tutacaksınız. Bir şey çıkacaksa orada çıksın. Gözlem altında. Gözlem altındayken çıksın. Orada hekime dersiniz ki ben 100 tane ya da 50 tane yeni hayvan aldım. Bunlara bir uygulama yapalım da diğerlerine bulaşmasın. Parazitlerini mi yapacak? Aşı eksikse aşılarını mı yapacak? Hı hı hı. Kan testi yapmak isterseniz kan testi mi yapacaksınız? Ama oradaki meslektaşla o sürüyü direkt işletmeden, beni en çok üzen şey şu, bundan 1,5 ay önce bir işletmede 250 tane hayvan vardı. Çok güzel bir sürü. Daha sonra gidip de o vatandaş sormadı. Daha doğrusu danışmadan gidip de 100 tane koyun, başka biri koyunlarını satıyormuş. Aldığı koyunları hemen sürünün içine karıştırdı. Eyvah. Ondan sonra bu abort olayı zaten o beni esinlendirdi açıkçası. Gelen koyunlar yavru atmaya başladı. Atmaya başladıkları
koyunlar da hemen kendi sürüsüne de bulaştı. Tamam, o sürüde Brusella aşısı vardı, oturmuş olan sürüde, ama burada başka bir şeyde listeria ve salmonella karışık bir mikrop çıktı. Yani şimdi çok üzücü bir olay. Tamam, tedavisini yaptık. Bunun tedavileri var. Ona göre antibiyotikler ve şeyler kullanılıyor. Ya da oldu. Ama çok fazla zayiat verdi Abdullah Beyciğim. O da bizi çok üzdü açıkçası. Yani. Evet. Yani bir taraftan ufaktan ufaktan şeylere başlayalım mı? Sorulara başlayalım. Çok hocam. Vallahi çünkü daha bakıyorum. Koruma ve kontrol yöntemleri var. O koruma ve kontrol yöntemleri de ayrıca ben bir 8-10 madde var. Ama biraz soru alalım. Ondan sonra o koruma ve kontrol yöntemleri üzerine bir iki sorular böyle var, not ettirmek var. İsterim yetiştiricilere bu siz konuda sıkıntı efendim olur. Kağıtlarınızı, kalemlerinizi hazırda tuta durun. Evet, ben yaklaşık burada olarak bir 10-15 madde var arkadaşlar. Böyle ben de kendime buraya stüdyoya girmeden önce ufak tefek bir notlar aldım. Onları buradan ben söylerim. Onlara dikkat ederseniz, onların notunuzu alırsanız sanırım bayağı bir faydası isabetli olur. Selamet faydasını olur. Görecekler efendim inşallah. Selamlar var. İstanbul Çatalca'dan iyi yayınlar, selamlar olsun demişler. Çetin Tekelci Bey iyi akşamlar diliyoruz demişler. Erol Bey seni diyor Hatay Kumlu'dan seyretmekteyim. Gerçekten seni takdir ediyorum. Ahmet Baldıran Bey selamlarını iletmişler. Yine bir selam daha var efendim. Rıza Bey Trabzon'dan yazmışlar. Kuyu suyuna geçtikten sonra sürümde yavru atıkları ve hayvanlarımda değişik haller gözlemlemeye başladım. Evet. Kuyu suyu buna etki eder mi derler. Tahlilini yapacaksınız. İlk önce zaten onu şöyle yapabilirsiniz. Orada Trabzon mu demişti arkadaş? Evet, Trabzon. Trabzon su işlerine gidin. Bakın ben size bir taktik söyleyeyim. Hususi işletme, çeşme suyum var ya da bir suyum var, şüpheleniyorum suyumdan deyip de bir onlar ücretsiz tahlil yapabiliyorlar arkadaşlar. Hususi kuyu suyu dediğinizde ücretli yapacaklar. Ama her şartlarda ama ücretli ama ücretsiz bir kuyu suyu tahlili yapın. Nedenini söyleyeyim. Bazen kuyu suyuna yeraltı sularından kanalizasyon akıntılar ve yeraltı sularında mesela kanalizasyon sızıntıları olabiliyor. Değişik patojen mikroplar da olabiliyor. Nitrat nitritler olabiliyor. Bunlar değişik zehirlenmeler ve abortlara sebebiyet verebiliyor. Buradan suyu tahlil etsin. Eğer ki öyle bir şeyse, suyla alakalıysa zaten belli olur. Yani ona göre tedbirinizi alırsınız ama mutlaka su analizi yaptırmanızı tavsiye ederim kesinlikle. Evet, bir selam daha var efendim. Yine selamımız Hatay'dan. Selamun aleyküm demişler. Hatay'dan Hasan Ardışlı Bey. Ardışlı Merinos. Geçirmiş olduğumuz bir hastalıktan dolayı Merinoslarımızı elimizde tutamadık. Ama yine de saf ırk olmasa da hayvansız da duramadık. Selamların evet, en güzeli sizlerin olsun. İyi yayınlar demişler. Evet, üzüldüm. Yani güzel, çok evet, kaliteli ya, bir sürüsü vardı. Olsun. Çok kaliteli bir sürüsü vardı. Ama işte bu işin nasıl diyeyim, cilvesi mi diyelim. Bazen böyle gelir ama 2023 yılında arkadaşlar biraz bu işi gerçekten, bu işe emek veren, bu işi gerçekten seven insanlara söylüyorum. Şu anda para kazanamıyor gibi görünüyor ama 2023 yılı dünyada gıda yılı olarak ilan ediliyor ve ben şimdiden söyleyeyim, Erol Hoca da söylemişti dersiniz, hayvanlarınıza sahip çıkın diyeceğim. Sadece o kadar söyleyeyim. Biraz dişinizi sıkın. 2023 dayanmaya, yılında evet, bu üreticiye çok şey yapacak. Devlet bir şekilde bunu zaten destek vermek zorunda. Ve insanlar, bu işi gerçekten emek veren kişiler, insanlar ve doğru yapan insanlar para kazanacak ve onlar için bereketli olacak inşallah. Evet, hayırlı yayınlar demişler. Bütün Köy TV ailesi ve seyircilerine Irak Erbil'den saygılar, selamlar Yusuf Yalçın saygılar, Bey. Saygılar ben bizden. Ben tarım ve hayvancılık süt ürünlerinde çok büyük fırsatlar olduğunu gözlemliyorum. Biz Türkiye üreticisini beklemekteyiz demişler. Selamlar demişler. Sabretsin, sabretsin. Önümüzdeki sene, yani ben açık söyleyeyim, yani hiç olmadığı kadar çok ciddi bir şey. Çünkü hayvan kalmadı. Hep söylüyorum. Millet
Şey diyor mesela, ben gittim dana kıyma aldım arkadaşım diyor. Sen dana yediğini mi zannediyorsun? Çoğu inektir zaten. Kesilen doğru düz dana kal. Bunu doğuran inekler gitti arkadaşlar. Süt o yüzden ilk defa 1 kilo peynir etin fiyatını geçti. Yok süt de kalmadı. Bu şeylerde de artık kuzu kuşbaşı istiyorum kuzu. Kuzu yok artık. Millet koyunlarını kestiriyor. O yüzden hayvanlarınıza sahip çıkın ve bu işten dayanabilen insanlar inşallah para kazanacaktır diyorum. Diyoruz. Efendim Malatya'ya gidiyoruz. Malatya Hekiman'dan Mustafa Çelik Bey. Bizim yerli kuyruklu hayvanların haricinde buraya hayvan getirsek yavru tutumu nasıl olur? Hava ve şartlar, iklim durumları yavru tutumunu veya atımında etken olur mu? İyi yayınlar demişler. Hiçbir etken olmaz. Ben her zaman söylediğim bir şey var. Kötü koyun yok, kötü çoban var, kötü yetiştirici var diye. Doğru baktığınız zaman her türlü ırkı Malatya'da bakabilirsiniz. Ama tek bir ufak bir şey var. Sizin orada özellikle Güneydoğu Anadolu tarafında kuyruklu hayvanları severler. Yani ben biliyorsunuz arkadaşlar benim bizi takip eden insanlar, ben etçil hayvan, Île de France merinosları ve etçil hayvanları severim. Benim şeyimdir. Ama tabii ak karaman olsun, mor karaman olsun, ivesi, dağlıç vesaire, onları da çok severim. Sakızı çok severim mesela. Ama arkadaşlar bir ağız damak alışkanlığı var insanlarda. Ben mesela bizim burada Trakya bölgesinde, Marmara bölgesinde merinosu severler. Çünkü bizim burada steakhouse'lar var. Böyle Bizim bölgede cız, merinos kıvırcık. mangal kültürümüz çok gelişmiştir ama Güneydoğu Anadolu tarafında, Malatya tarafında olsun, sizin şeyinizde, sizin hemşeriniz Evet, zaten. hemşehrim Musa Orada Bey. et yağı, et yağı, et yağı şişleri, onun damak lezzeti, damak, yani onu orada satabilirseniz sıkıntı yok, bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi buradaki o damak tercihini bir şekilde çözmeniz gerekiyor Valla o arkadaşlar. damak tercihini ben iyi biliyorum hocam. Yani sonra Evet. diyorlar Abdullah Hoca niye böyle maşallah var. Abdullah Hoca bunun hakkını veriyor Evet, ver. efendim. Hocam Ama diyor eti ben de maşallah seviyorum. Eti ben de seviyorum. Et oburum. Efendim nereye gidiyoruz? Çanakkale'ye gidiyoruz. Mehmet Ay Yıldız Bey, hayırlı akşamlar. Merhabalar. Çanakkale'den Evet. selam demişler. Doğu Filiz koçum var. Yüz bölgesinde intihaplı bir şişlik patlıyor. Farklı yerlerde çıkıyor. Ne yapabilirim? Saygılar demişler. Bunun Bu çözümünü sadece sivilce olarak düşünmesin arkadaş. Mehmet Bey şimdi bir yerden çıkıyorsa o içinde ciğerinde kaslar arasında o mikrobun kaynağı var. Uzun etkili amoksisilin grubu antibiyotikler birkaç kez arka arkaya 10 kilogram canlarla 1 mililitre hesabıyla yaparsanız, mesela hayvanınız koçun 100 kiloysa 10 gram yapacaksınız o amoksisilinden. Onu birkaç kez tekrarlarsanız bir tık rahatlatırsınız ama yine de meslektaş bir görmesinde fayda var. Çünkü aynısı sadece yüzünde değil, başka organlarında da özellikle damızlık bir koçsa hastalığı koyunlara geçirme durumu söz konusu. Özellikle cinsel organlarında ve testislerde aynı sıkıntılar çıkmaya başlarsa, işte o zaman onun damızlık ömrü bitiyor ve oradan mecburen kesime sevk edeceksiniz. diyelim. Yine Hatay'a gidiyoruz hocam. Bu akşam Hatay güzel takipte ve selam. Hataylılara selam diyoruz. Hatay Arsuz'dan Fatih Bey yazmışlar. Meramız diyor, ormanlık diyor. Hartlap, çam, bozduk gibi orada olan Evet. bitkisel desen. Gebe hayvanlarımız için yeterli kuru maddelerle beslenme ihtiyacını karşılayabilir mi? Hayvanlarımız Merino Landschaft hayvanlarından diyorlar. Ve bir de nakliye sonrasında da diyor ne gibi tedbirler almak lazım özellikle gebe Evet. hayvanlar için olsa gerek. Şimdi Merino Landschaft büyük bir hayvandır. Evet. Normal diğer hayvanlara göre biraz daha boylu poslu ve daha fazla yem tüketir. Ama mera şeyi çok iyidir. Mera özelliği çok iyidir. Şöyle açılımı da şudur. Merino, landschaft, landschaft kır merinosu demek. Mera merinosu demek. Yani bizim burada Türkiye'de kıvırcığımız neyse o da Almanya'nın şeyli Yerli o mera oranı. yerli koyun demeyeyim de Oranı o da diyorsun. güzel bir koyun ama
Oranın merak tulan, oyunudur. Tulan hayvan. O da kendi ihtiyacını meralardan çok güzel karşılayabiliyor. Ne zaman yetişmez artık gıdalar onu söyleyeceğim size. Koç katımından önce, flashing zamanında, yani koç katımından bir ay önceden siz bunlara ek besin vermek zorundasınız arkadaşım. Yani o besini vermezsen, o kuru maddeyi vermezsen o hayvandan düzgün bir döl alamazsın. Ayrıca ikizlik oranınız da düşer. Bir. İki, ne zaman açık olur? Doğumuna bir ay kala yavaş yavaş o meradan çıkarabilirler. Ama oradaki o meşelikte, o şeyde, o ihtiyacı olan mineralleri, vitaminleri onlar alamayabilir. O yüzden o kuru maddeyi birazcık süt yemi olarak ya da bazı kuru madde olarak birazcık daha özel beslemeniz yani. Gerekiyor arkadaşlar. Son bir ayda biraz daha özel besleyin onu. Yoksa doğurduktan sonra da ondan süt alamayabilirsin. O da yavrularına iyi bakamayabilir. O zaman kuzu ölümleriniz başlar. Evet efendim, nasıl insanlarda da o son bir ayda işte evet. Süt olsun diyerekten yavruları daha güçlü olsun gibisinden özel bir tüketim bulunduruyorsa. Mutlaka ihtiyacımız. O misalde kuzularımız, koyunlarımız için. Diğer zamanlarda Allah'ın ambarından faydalandırabilirsin. Yem maliyetlerinin düşmesi açısından tabii çok canım. Önemlidir. Merino landşafta onun hakkını verebiliyor kardeşim. Evet. Güzel bir hayvandır, severim. Şimdi Adıyaman'a gidiyoruz. Doğankaya köyünden Yasin Ertuğrul Bey. Doğum yapmış koyunlarımızda B12 vitamini olur mu demişler. Vitamin B vitamini eksikliği demek istemiştir ona. Yani veyahut da yapsak mı yapmasak mı? Şöyle söyleyeyim. B12 vitamini özellikle kansız hayvanlarda kan seviyesini yükseltmek için yaptığımız bir vitamindir. Biraz da bağışıklığına da faydası var. Şöyle, hayvan sağlıklıysa arkadaşlar, bakın, normalde sürekli söylediğim bir şey var, işkembede sindirimi yapan iyi huylu mikroplar var. O iyi huylu mikroplar yediği besinleri parçalayıp hazmetmesine yardımcı oluyor. O iyi huylu mikroplar ne kadar bolsa ve sağlıklıysa hayvan, o B1, B6, B12, bütün o B kompleks vitaminlerin hepsini kendiliğinden zaten sentezliyor. O iyi huylu mikroplar sentezliyor onu ve o ekstradan o vitamine ihtiyaç yok. Ama ciddi bir hazımsızlık geçirdi, çok büyük bir stres geçirdi, zor bir doğum geçirdi. İşte o dönemde meslektaşlar biraz o B kompleks vitaminleri, özellikle B12'yi tercih edip önerebiliyorlar yetiştiricilere. Ama dediğim gibi her şey sağlıklıysa çok da büyük masraflar yapıp da illa da B12 yapayım demek durumunda değilsiniz. Yani zor bir doğum oldu, kanamalı bir doğum oldu, kan kaybı oldu, işte hayvan belli bir zaman yem yemedi. İşte o zaman o takviyeleri antibiyotikle birlikte, eğer ki o çok zorlandıysa, o zaman kan seviyesini arttırıp da hem bağışıklığını yükseltmesine hem iştahın açılmasına faydası var. İşte bu Fatih Bey nakliye konusunda da değinmişti evet, hocam. Evet, nakliye bir hayvanı geçmesi. Bir yerden bir yere naklettiğiniz zaman mutlaka bir uzun etkili bir antibiyotik yapmanızda fayda var. Ama hayvanı tanıyorsanız, tanımıyorsanız onun için yapılması gereken bazı protokoller var. Şu protokollerden bir tanesi, antibiyotik yaptıktan sonra mutlaka parazit uygulaması yapacaksınız arkadaşlar. O parazit uygulamasını yapmazsanız o bağışıklığın, o parazitler sadece yediği gıdalarından faydalanmıyor, hayvanın yediği gıdalarından. Aynı zamanda bağışıklık seviyesini düşürüyor ve o düşürdükten sonra bağışıklık seviyesini o değişik mikropların birdenbire hortlamaya başlıyor. Nakliyeden sonra sizin için en büyük sıkıntı ciğer enfeksiyonları oluyor. Hemen hayvanlar 15. gün, ben ona 15 gün hastalığı diyorum. 15. günden sonra hemen öksürme, tıksırma, sümüklenmeler vesaire başlayacak. Bu da genellikle ciğerlerde bulunan ve pusuda yatan pastorella dediğimiz bir mikrop. O hayvan, o mikrop normal şartlarda ciğerlerde böyle uyku halinde yatar. Ne zaman bağışıklık düştü, yani o parazitler bağışıklığı düşürüyor ya, ne zaman o bağışıklık düştü, ne zaman strese girdi, ne zaman ahır değişikliği oldu, ne zaman yoruldular, ne zaman strese girdiler, işte o zaman o mikrobu, pastorella mikrobu birdenbire hortlayıp hemen etkileyebiliyor, hayvanı etkileyebiliyor. Evet.
Efendim şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz diyeceğiz. Reklamlar diyeceğiz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden sizlerin sorularıyla devam edeceğiz. Reklamlar. Efendim programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kağıt kalemleri hazırlayın demiştik. Şimdi birazdan hocam söylemcelerde bulunacak ama reklam arasında efendim bizi bir prenses aradı. Çok tatlı bir hanımefendi, bir İstanbul hanımefendisi. Boncuk boncuk da maviş maviş gözleri var efendim. İpek Hanım bizleri aradı. Erol Hocam'ın böyle gönlünü kaptırdığı yengemden sonraki herhalde tek nadidelerden biri. Efendim tabi Erol Hocam aynı zamanda dede de, Erol dede de. Evet. Torunu aradı efendim bizleri. Bir prenses aradı. Buradan İpekciğime de öpücükler yolluyoruz. Çok çok öpüyoruz onu. Şimdi bu yayınımızda yaklaşık olarak neredeyse 4 sene oluyor. Yine Köy TV'de kızım hamileydi. Doğum yaptı. Doğum yaptıktan sonra ben burada İpek'i müjdelemiştim seyircilere. Artık neredeyse birkaç ay sonra 4 yaşına gelecek. İpek kızım da bizimle birlikte büyümeye devam ediyor. 4 sene geçmiş. Biz Köy TV'de müjdeledik. Buradan canın torunuma buradan gözlerinden öperim. Benim mavi gözlü İpek'im. Evet. Erol Hocam'ın kuzucuklarından o da. Benim nadide kuzularımdan bir tanesi. Efendim. Şimdi hocam biz maddeleri alalım. Kağıt kalemi hazır edin demiştik. Hocam maddeleri söyleye dursun. Sorularla da devam edelim. Sorularım çok hocam. Sizde. Evet. Şimdi aslında söyleyeceklerim birazcık yaptığımız bugüne bu saate kadar yaptığımız konuşmaların bir şey özeti olacak. Yani ben birkaç yaklaşık olarak bir burada kendime not aldım. Bir 13-14 tane madde arkadaşlar var. O maddeleri biz tek tek sayacağım. Kafanızda da tutabilirsiniz, isterseniz notunuzu da alabilirsiniz. İsterseniz bu sonraki aşamalarda YouTube kanalında bu program yüklendikten sonra durdurup tekrar rahat bir şekilde not da edebilirsiniz. İlk önce hayvan satın alıyorsanız mutlaka hayvanlarınızı güvenilir bir yerden alım olarak yapın. Çünkü pazardan neydi belli olmayan hayvanlar alınırsa her türlü hastalıklara artık siz gebe olmuş olacaksınız arkadaşlar. Bu çok önemli. Alınan hayvanları mutlaka mümkün olduğu kadar eğer ki toplu bir hayvan alacaksınız mutlaka bir meslektaşla bir bağlantı kurun. Onları o hayvanları hiç olmazsa genel bir muayeneden geçirin. O bir sorunu var mı yok mu potansiyel bir gol yiyebileceğiniz bir durum var mı? Bu bizim için çok çok önemlidir. Ve mutlaka yeni hayvanları aldığınızda karantinaya alacaksınız o hayvanları en az 20-25 gün hatta bir ay ayrı bir bölmeye koyacaksınız. Orada ne çıkacaksa bütün uygulamaları orada veteriner hekim size vereceği bir aşı protokolleri, iğne protokolleri, parazit protokolleri onları mutlaka siz söylemeniz gerekiyor. Bu yavru atmaları ile ilgili çok önemsediğim bir durum var. Arkadaşlar koçlarınızı birilerine ödünç vermeyelim. Yani sizin damızlık sürünüzde damızlı bir koçunuz varsa komşunuz gelir der ki ya Ahmet Beyciğim, Mehmet Beyciğim kimse işte şu koçunu versene bana senin şu anda koçun boş yatıyor. O hayvanlarda taşıyıcı bir hastalık varsa daha sonra o koç o taşıyıcı olmuş olacak zaten ondan sonra sizin ahırınızdaki kendi sürünüzü artık kirletmiş olacaksınız. Ama mikrobiyel bir enfeksiyonla, ama bakteriyel bir enfeksiyonla, ama viral bir enfeksiyonla vesaire. Bu çok çok önemli. Yani dışarıdan aynı zamanda aynı şey geçerli. Dışarıdan koyun alıp da çiftleştirmek üzere, hadi siz koçu vermiyorsunuz ama bari benim koyunlarım senin ahırına gelsin de. Senin hadi sen onları, nazlandın, koç vermiyorsun da ben bari koyunları getireyim de sen koçunla çiftleştir. Koyunda o taşıyıcılık varsa gene aynı sıkıntı olacak. Bazen çobanlar meraya çıktığı zaman canları sıkılıyor. İki tane çoban farklı sürü.
ya biz nasıl olsa ayırabiliyoruz sürülerimizi. Şöyle geliyorlar, sürüler birbirine karışıyor. Arkadaşlar da akşama kadar gır gır şamata kakarak kikiri muhabbet ediyorlar. Ve bu arada akşam olduktan sonra sürüleri ayrısalar bile artık o sürüler içli dışlı olduktan sonra bir sürü başka problemler olabiliyor. Özellikle mümkün olduğu kadar başka sürülerin ekipmanlarını arkadaşlar kullanmamanızı tavsiye ediyorum. O ekipmanları mesela bakıyorum kırkın makinesi ya da başka bir alet, edevat, ekipmanı alıp da burada ödünç bir şekilde kullandığınız zaman o ekipmanlar sayesinde bir sürü enfeksiyon ve mikrop şey yapabilir. Kırkın makinelerinde hayvandan hayvana geçerken bile ağzına dezenfekten şey yapılıyor. Hatta. Aynen. Şimdi bir şey daha var. Özellikle mutlaka ben çok önemle uyarıyorum yetiştiricileri. Sinek, kuş, kedi, fare doğru mücadele yapılması gerekiyor. Mesela kedi gidip kediye zarar verin diye söylemiyorum ama kedileriniz varsa onlara belli bir özellikle o parazitler ilaçlardan kedilere mutlaka uygulayın ki koyunlarınıza bir şeyler bulaştırmasınlar. Fareler dediğim gibi özellikle salmonella gibi birçok başka bakteriyel enfeksiyonları bulaştırabiliyor. Sinekler bir yerden bir yere o mikropları taşıyabiliyor. Mesela yavru atmıştır. O yavru zarları, o yavrunun ölüsünü ona üşüşürler. Ondan sonra onlar da gelir diğerler hayvanları. O sinek mücadelesini doğru bir şekilde yapılması gerekir. Öyle ay pisi pisi deriz. Koca sürüden oluruz ya. Kediyi seveceğiz derken. Ama ya sevsinler gene, ben kediye karşı değilim ki. Evet, ama kedinin bakmasının da bir, şimdi bakın artık yılbaşına kadar zorunlu kıldılar. Mesela kedilerde, köpeklerde çip uygulaması. Çip uygulamasını evet. Yaptığınız zaman aynı zamanda onun çipini yaparken oradaki meslektaşlar onun parazit uygulamalarını vesaire de yapabiliyorlar. Hadi köylerde, dağlarda, tepelerde, orada burada çip olmayabilir. O kedi sahipsiz gezebiliyor ama hiç olmazsa onun da parazit uygulamalarını yapmanızda fayda var arkadaşlar. Yem kontrolü çok önemli. Bakın vereceğiniz besleme, su, yem şekillerini çok dikkatli onlara şey yapacaksınız. Stres ve korkudan hayvanları uzak tutacağız. Bunları bakın tekrar uzatmadan madde madde ben söylemek istiyorum. İhtiyacı olan vitamin, mineralleri düzenli bir şekilde verilmesini tavsiye ediyorum ve mutlaka parazit uygulamalarını yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bunlar çok çok önemli. Yavru atmaları başladıysa bu arada dediğim gibi az önce söylediğimde hayvanları mutlaka hasta olanları diğerlerinden ayırıyoruz. Ortam dezenfeksiyonunu çok güzel yapıyoruz. Çünkü nereden şey yaptığımızı, gol yediğimizi bilmiyoruz. Atıklarımızı mutlaka toplayacağız ve imha edeceğiz ve mutlaka meslektaşlarla beraber nedenini bulmaya çalışacaksınız. Kendi kafanıza göre şundan dolayı ya da bundan dolayı demeyeceğiz ve sorularımızı hemen geçelim. Efendim Ramazan Yüksel Bey, selamlar, iyi akşamlar, hayırlı İyi yayınlar akşamlar. Dilerim demişler. Hocam ben Niğde Çiftlik Melendiz'den yazıyorum. Koyunlara toz tuz vermenin yararı ya da zararı nedir? Gerçekten bilime dayalı bir cevabı var mı acaba hocam? Saygılar, sevgiler, selamlar. Toz tuz veriliyor hayvanlarda. Özellikle yoğun besi yapılan hayvanlarda tuz biz öneriyoruz. Tabii vur dedim öldürmeyin de belli oranlarda tuz. İnsanlarda da aynı şekilde metabolik faaliyetler tuz kaynakları, sodyum ve klor almak zorundayız. Bir şekilde özellikle geviş getiren hayvanlarda tuz ihtiyacı önemlidir. Koç katımından önce tuz verilmesini öneriyoruz. Libidoyu arttırma özelliği çok yüksektir. Hazmettirmek, yedirdiğiniz gıdaları hazmetmesine yardımcı olur. Tuzun faydası var. Tuzun da kaya tuzunda faydası var. Faydası onun yanında var minerallerin de faydası var tabii. Evet efendim, oturup akşamları şöyle bizi izlerken de böyle avuç avuç çekirdek güzel gidiyor. Tabii vücut istediği ihtiyacı olduğu zaman. Ama fazlasına da her zaman ne diyoruz? Dikkat ediyoruz diyoruz. Elazığ'dan İlhan Aslan, iyi yayınlar, selamlar demişler.
selam iletmişler. Şimdi demiş şurada bir sorun vardı. Azıcık hocamı kızdırayım da. Yok canım, ben kızmam. İsim bakayım, isim konusu nerede bakayım. Ah, Resul Bey. İyi akşamlar demişler. Afyon'dan selamlar. Aleykümselam. Yonca aldık. Ama içleri küf gibi beyaz toz çıkıyor. Eyvah. Koyunlara verdik. 2-3 tanesi kuzu attı. Ne gibi tedavi uygulayalım? Bir de küflü silaj yiyorlar bazen yanlışlıkla. Nasıl bir tedavi uygulayalım? Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Saygılar demişler. Vallahi sürü Allah'a emanet. Resul Bey. Resul Bey, evet. Vallahi sürü Allah'a emanet. Yok. Anlattığımız ne varsa hepsini hataları yapmış arkadaşım. Ah arkadaşım. Resul Bey, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer ki toksin var ise, küflü silaj var ise, ben dediğim gibi özellikle gebek hayvanlarda silaj, posa, küspe koyun gıdası değildir. Ama başka bir çarem yok, vermek zorundayım, başka türlü hayvanlarım açlıktan ölecek dersen, o zaman çuval çuval toksin bağlayıcı isteyeceksiniz. Veteriner hekimler bunu tedarik edebiliyor arkadaşlar. O silajı toksin bağlayıcıyla harmanlayacaksınız. O toksinleri bağlayıp o hayvana zarar vermemesini sağlayacaksınız. Aynı şey yonca için de geçerli. O beyaz beyaz küfler sıkıntılıdır. Yavru attırıyor. Siz tedavi, bakın ben buradan size Erol Aslan'la Küçük Baş Sağlığı, bakın programımız aşağıda şeyde yazıyor. Biz hiçbir zaman ben size hastalığı tedavisi önermiyorum. Burada size şunu öğretmeye çalışıyorum. Hastalığın çıkmamasını nasıl sağlamanız gerekiyor? Gol yemeyin arkadaşlar. Çünkü öyle bir şey ki koyun hastalıklarında, bu işi ciddi bir şekilde geniş ve uzun yıllar yapan insanlar olarak söyleyeyim, çobanlar ve koyun yetiştiricilerde, tedavi hastalandıktan sonra koyunları kaçınız doğru dürüst tedavi edebiliyorsunuz? Doğru dürüst tedavisi yok. Ben şöyle 1500 sayfalık koyun hastalıkları kitabımız var bizim. Yarısından çoğu kesime sevk et, tedavisi yoktur diyor. Biz koyunculukta hastalığı çıkmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Doğru beslenmeyle, doğru menajmanla, doğru organizasyonla ve doğru aşılama protokolleriyle. Bütün işimiz bu. Yaptığımız bu yani. Evet, devam ediyoruz. Ama o silaj olayında toksin bağlayıcı, onu mutlaka kullanın. Yoksa o sıkıntılarınız devam edecektir. Diyoruz. Yine Afyon'dan devam edelim. Afyon Sandıklı'dan yazmışlar. Abdurrahim Bey. İyi akşamlar demişler. Yaşınlar. Yaylıma çıkan topluların kulakları şişiyordu. Hı hı. Hocamın tavsiyeleriyle yapılan uygulama ile bundan kurtulduk. Estağfurullah. Ama evet, hastalanan toplular bir türlü eski haline dönemiyorlar. Bir de koyunlar doğuma geldikleri halde göğüsler dolmadan kuzuluyorlar. Süt oluşumu çok az oluyor. Hı hı. Ne yapmak gerekir? Hocam ne der demiş. Şimdi o hastalık geçiren hayvanlarda dediğim gibi bir hasar. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bir evinizde bir yangın çıktı. İtfaiyeyi çağırdınız. İtfaiye geldi, yangını söndürdü. Tamam, okey, yangın söndü. Ama kirişler yandı, kapı çerçeve yandı, ortalık perdeler yandı. Gitti. Hasar, her hastalık bir hasar bırakır. Yani bu bir süreçtir. Bazen kendini yenileyebilen organları da yenilendiği zaman belli bir gecikmeyle toparlayabiliyor. Bazen toparlayamayabiliyor. Hasarın boyutunu oradaki meslektaşlarla bir şekilde çözmeniz gerekiyor. İstişare. Bazı vitamin yüklemeleri yapmak durumunda kalabilirsiniz. Ama burada önemli olan dediğim gibi hastalığın çıkmamasını sağlamanız. Şeyin ikinci bölümü süt neydi? Inmeden, süt inmeden. Evet. Doğumu koçları doğru bir şekilde kullandığınız zaman doğumlarınız ne zaman başlayacağını bilirsiniz. Doğumuna bir ay kala süt istiyorsanız, ben hep buradan bu programlardan söylediğim bir şey var. Hayvanlara protein vereceksiniz. Kilo istiyorsanız enerji vereceksiniz. Şimdi doğumuna bir ay kala mutlaka biraz protein kaynağı vermeniz gerekir hayvanlara. Yani ben genellikle iyi hayvan, sizin o sandıklı bölgesinde merinos melezleri hayvanlar var. Pırlaklar ve kıvırcık melezleri var genellikle. Şimdi o hayvanlara doğumdan önce birazcık yarımşar kilo 300-400 gram da olsa süt yemi başlarsanız o doğru bir şekilde
süt yapmaya başlar hayvanların memeleri dolar. Erken doğum, özellikle mera ağırlıklı beslediğiniz zaman bazen dediğim sebeplerden dolayı yeteri kadar meranız zayıfsa, yeteri kadar besleyemeyince kuzuları besleyememeye başladığı zaman doğum bir tık erken başlayabiliyor. Mesela 5 aylıkken değilken 15 gün 20 gün önceden doğurursa hem memeler dolmamış oluyor hem kuzu prematüre olmuş oluyor. Bu önemli. Yani hacmi düşük, özellikle gebelik ilerledikçe hacmi düşük ama niteliği yüksek gıdalarla besleyip protein, enerji ve kalsiyum fosfor oranı biraz yüksek gıdalarla ama hacmi düşük gıdalarla beslemenizde fayda var. O zaman hayvanlar hem günlü doğurur hem memelerinde süt olur ve kuzularına bakmış olursunuz. Anaya ne kadar güzel bakarsak o kadar güzel sonuç alırız. Bak, özellikle doğumuna bir ay kala mutlaka bakın 5 kilo doğacak olan bir kuzu doğumuna bir ay kala aşağı yukarı yani 3,5 aylık 4 aylıkken 2-2,5 kilo oluyor. Son bir ayda neredeyse 2 katı büyüyor kuzu. İşte o dönemde kalsiyum, fosfor, vitamin, mineral, probiyotik ve protein almak zorunda. O şekilde oluşabilmesi için. Şimdi kuzuyu bir taraftan o 5 ay içinde o şekillendirmek zorunda. Ama ne pahasına? Kendi stoklarından vererek, etini vererek. Süt yapma fırsatı yok hayvanın. O yüzden beslemeniz gerekiyor. Kaliteli bir ağız sütü içemezse o kuzu da yaşayamaz zaten. O son bir ayda anaya önemli. Destek çıkacağız. Değerli yetiştiriciler. Maalesef, yoksa kuzu da o biçim oluyor. Alın size kuzu ölümünün sebeplerinden bir tanesi. Sonra memişleri süt de olmuyor hayvanın. Süt de olmazsa zaten şey de olmaz arkadaşlar. Evet. Nereye gidiyoruz? Kuzu da yaşamaz. Kuzu da olmaz. Şimdi Çatalca'ya gidiyoruz hocam. İstanbul Çatalca'da Mustafa Vardar Bey. Evet. Dışarıdan diyor 15 kıvırcık koyun aldım. 2,5 aylık gebeler aldığım hayvanlar. Evet. Üretici karma aşılarını hiç uygulamamış. Evet. Karma aşı ve Brusella aşılarının uygulamasını bu hafta uygulasak gebe koyunlarda sorun olur mu? İyi yayınlar. Karma aşıları yapabilirler ama Brusella aşısını yapmamalarını tavsiye ederim. Çünkü hayvanın Brusella aşısı mümkün olduğu kadar boşken yapmanızı öneririm. Bir işe yaraması açısından. Bu saatten sonra onlara Brusella yapmanın size hiçbir şey, bir faydası yok açıkçası. Karma aşıyı da iki kez yapabilirsiniz. Mesela küçük dozlu 50 mililitrelik olanlardan alırsanız onlar da 25 doz oluyor. Bir yaparsınız. Ondan sonra gene bir 15-20 gün sonra bir kere daha yapabilirsiniz. Hocam demin dediniz ya aşağıda programın adı yazıyor. Ben de sandım rejiden bir şeyler yazmışlar. Kaçırdım mı diye baktım da. Yok, programın ismini söylüyorum. Bir telaş ettim. Ben mi kaçırdım dedim de. Evet. Sıkıntı yok. Şimdi tekrar Hatay'a gidiyoruz hocam. Eyvah. Hatay bugün coştum. Antakya'ya selam olsun. Bugün evet. Çok güzel bir takip var efendim. İyi yayınlar Abdullah abi demiş. Sağ olsunlar. Selamlar demişler. Erol hocama, Erol abiye bir sorum var. Derler ki kim diyor? Halil Bayraktar Bey. Tahir Bayraktar Bey. Halil Bey üstünden yazmışlar. Keçilere diyor Agalaksi karma aşı ve çiçek yaptım. Ciğer aşısı yapmalı mıyım? İyi yayınlar demişler. Şimdi ciğer aşısı zaten bakın yaklaşık olarak koyunculukta şu anda kullandığımız 8 çeşit aşı var. Yani bunlardan veba, çiçek, Brusella, Agalaksi, Pastorella, karma vesaire. Şimdi ciğer aşısı önemli bir aşıdır. Özellikle kışa geliyorsunuz arkadaşlar. Tabii. Ve Pastorella pis bir mikroptur. Özellikle hamileyken benim gebelik protokollerim içinde var. Hamile kaldıktan hemen sonra ben önce Agalaksi, ondan sonra Pastorella yani ciğer aşısı yaptırıyoruz. Üçüncü aşı da karma artı ekoli içerikli aşılar yapıyoruz. Bazen ekoli çok yoğun seyrederse sadece ekoli içerikli bir aşı daha var. Onu da yapabilirsiniz. Ama karmalı ekoli bile tek başına yeterli olabiliyor arkadaşlar. O yüzden bu üç aşıyı hamileyken öneriyorum. Diğer aşıları veba, çiçek, Brusella onları da boşken öneriyorum. Evet. Bir de hocam çok güzel bir yazı yazmışlar. O bilgi kısmında. Yorulmam deme gönül diyor. Mutlaka yorulursun. Öyle de güzel bir ifade ki hakikaten hayat telaşıyla. O gönül
para kazanamadığı zaman ya da terslikler üst üste gittiği zaman işte o zaman yoruluyor. Aslında beden yorgunluğu bir uykuda geçer de psikolojik yorgunluk ve gönül yorgunluğu kolay kolay geçmez Abdullah Bey. Onu anca böyle güzel başarı, güzel yaptığınız işin karşılığını aldığınız zaman hem maddi hem manevi o zaman o yorgunluğunuz kendiliğinden gider. O gönül Efendim, yorgunluğu da gider. Sayın Kürşat Kaplan'dan da bize selam var. İstanbul'dan selamlar. Bu hafta çiftliğe gidemedik. Soğukta da oturduk. Ekran başında sizleri seyrediyoruz. Hocama selamlar demişler. Aleykümselam Kürşat kardeşim. Biz de Kürşat Bey'e, Apex ailesine, Apex hayvancılık da doğru dedim değil mi? Doğru, bak şimdi doğru, beni doğru. Vallahi selam ederken çarpılacak. Selamlar olsun diyelim. Doğru. Bir de burada bir 44 görüyorum. Evet, sorular içerisinde bir hemşerim. O adı da Turgut Bey. İyi yayınlar demişler. Ben Malatya'dan yazıyorum. Sağ olun değerli hemşerim. Benim bir sorum olacaktı diyor. Hocama sorum şu. Ben küçükbaş koyun üreticisiyim. Fakat bir sorunum var. Koyun ve kuzularım yün yiyor. Buna bir çare bulamadık. Ne yapmamız gerekir? Bu sebepten çok kuzu kaybım oluyor demiş bizim hemşerimiz. Şimdi yün yemeden dolayı çok fazla kuzu kaybı genellikle ona bağlıyor yetiştiriciler de. Açıkçası kapalı sistemde bakılan hayvanlarda çok ilginç böyle bir stres kaynaklı bir yün koparma durumu söz konusu. Bazen bazı vitamin minerallerin eksikliği de yapabiliyor bunu ama genellikle bunu bizim meslektaşlar pek kaçırmıyor arkadaşlar. Vitamin mineral yüklemesi yapıp da ona rağmen yemleme yün koparma sıkıntısı varsa işte o zaman bu genellikle stres kaynaklı olarak algılatıyoruz. Bunu şöyle biz çözebildik. Kırkım yaptığınız zaman hayvanlara özellikle yünü bol olan hayvanlarda mesela Eylül-Ekim ayında kırktığınız zaman ilkbahara kadar pek sıkıntı hele kapalı bakılan işletmelerde böyle yün yeme sıkıntısı çok fazla olmuyor. Ama genellikle bazı mineral yüklemesi yaptığınız zaman o kendinden gidiyor. Ama birazcık da stres kaynaklı da olabiliyor açıkçası. Onu da meraya çıkararak şöyle dışarıya gezi sadece kapalı bakılan hayvanlarda daha çok rastlıyoruz onu. Meraya çıkarabilirseniz biraz stres atmasını sağlarsanız o yün koparma hastalığını komple alışkanlık olarak kaybolabiliyor. Evet. Kışlatmak için de diyor hayvanlara ağıllara aldığımda o İşte stres diyor. Kaynaklı evet. Dedim ya. Bu genellikle uzun süre merada kalan hayvanlarda kışlaklara aldığınız zaman şunu yapanlar var. Sürekli dışarıda geze dağda çiçekle bayırla vesaire orada burada hayatını böyle yaylalarda geçiren hayvanları birdenbire kapattığınız zaman o stres o yavrulara da annelere de yansıyor ve birbirinin yününü koparabiliyor. İşte o dönemde nasıl olsa içeriye kapatıyorsunuz hayvanları o dönemde kırktırabilirsiniz. Kırkıp da öyle şekilde alırsanız hayvanlarınızı bu sıkıntıyı atlatabilirsiniz. Evet, Turgut Bey Malatya'da vesilenize selam ediyoruz. Çok da soğuk olmuyor Malatya o konuyla ilgili. Yani şöyle. Hele muhafazalı bakın ceylan. Vallahi ben Petürge'deyim hocam öyle bir kar yağıyor ki kubbede. Kar yağması önemli değil. Bakın eksi derecelere de gelse bizim için sıkıntı değil. Bizim için en büyük ben yazın tedavi ettim zatürrenin adli hesabı yok. Kışın değil bakın yazın. Doğru bu konuda. Ceylana kaptırmadığınız sürece ben kırkılmış olan sürülerde sulukların donduğunu biliyorum. Ama ceyran yemediği sürece hayvan konfor sıcaklığı zaten hayvan için 8-10 derecedir. Evet. Konfor sıcaklığı. Soğuğa dayanır hayvan ama sıcağa pek dayanamaz ve ceyrana dayanamaz. Diyoruz. Bir de Bursa'dan sorumuz var hocam. Peyhan evet. Hanım yazmışlar. İyi akşamlar, İyi akşamlar demişler. Gebe koyunum son 1,5 ay kala kuzusunu attı. Evet, diğer gebe koyunlara da Brusella aşısı yaptırabilir miyim? Gebe koyuna aşı olur mu? Gebe koyunlara hangi vitaminler yapılmalı? Koyunlarımın yüzünün kenarı çenesinin altı şişiyor. Böyle durumlarla karşılaşıyorum demişler. Bunlar Bursa'dan hepsi farklı şeyler demişler. Ama. Evet, her o kadar ayrı yok, başlık. Dertler biraz farklı. Bu aşı kısmına şimdi bir aşı kısmını şöyle söyleyeceğim. Gebe hayvana şu anda siz aşı yapmamanızı öneririm.
Ama yavratmanın sebebi ne olduğunu bilemiyoruz zaten. Genellikle nedense bir Bruselli'ye öcü olarak gösteriyor. Ama Türkiye'de yavratıklarının %2'si en fazla Bruselli. Çünkü Tarım Bakanlığı son 20 senedir çok yoğun bir şekilde Bruselli aşısı yapıyor. Kaldı ki Bruselli aşısı bir kere yaptığınız zaman küçük toplularda 8-10 aylıkken yaptığınız zaman ömür boyu neredeyse koruyor. 4-5 sene koruma özelliği var. Yani bir tane yavru attı diye o diğer hayvanların riskini bence çok fazla almanıza gerek yok. Beslemeyle ilgili özellikle gebeliğin son bir ayında süt yemini girdiğiniz zaman o dönemlerde o süt yemin içinde o ihtiyacı olan premixler, vitaminler genellikle var. Oradan amino asit ve proteinler de var. O yüzden süt yemi girmenizi öneriyorum. Adı üstünde. Lazım. Doğumuna bir ay kala ama 1,5 ay kala neden attı onu araştırmayı merak ediyorlarsa madem Bursa'da hanımefendi ona göre buradan da yardımcı olabiliriz kendisine. Biz de Bursa'dayız. Şeyde laboratuvar destekleri var. Tarım İl Müdürlüğü'nde de onlar da gerçi daha çok Bruselli'ye bakar ama dediğim gibi burada laboratuvar testleriyle birçok başka hastalığın sebebini de bulabiliyoruz. Sadece Bruselli evet, değil. Evet efendim, Balıkesir'den, Tokat'tan, Konya'dan, Kilis'ten, Tekirdağ'dan, Karaman'dan sorularımız var. Daha da gidiyor bol bol. Ama biz bu haftada süremizin sonuna geldik hocam. Son, cevaplayalım şeyden sonra son, isterseniz. Sözleri ben rica edeceğim. Efendim hocam sağ olsun kimsenin hakkını kimseye de bırakmıyoruz. Biz mesaiye program sonra size dönüşlere devam edeceğiz. Yani, son sözleri rica edeyim. Arkadaşlar ve sorular sormuşlar. Mutlaka bir dertleri var ki bir şeyler sormak istiyorlar. Biz de buradan dilimizin döndüğü kadar tecrübelerimizi biraz aktarıp yetiştiricilere birazcık aktarabilip onlardan biraz iyi şeyler alıyoruz. İyi tepkiler alıyoruz. Birçok konuda onlar artık gitgide ustalaştı. Yetiştiriciler o ilk zamanlardaki gibi. Soru kalitemiz gibi, de yükseldi hocam. Aynen ya. Öyle. Dersler iyi gidiyor. İlk zamanlarda çok tuhaf ve değişik sorular soruyorlardı. Şu anda çok daha bilinçli ve oturmuş olan sorular. Bunun için yetiştiricilere ben teşekkür ediyorum. Mutlaka bir şeyler kapıyorlar demek. Ve yaptığımız şu andaki mesaimiz, yaptığımız onlara yaptığımız destekten birazcık faydalanabiliyorlarsa ben çok mutlu oluyorum. Bu da bizim yaptığımız kazancımızın fitre ve zekattan olarak algılıyorum ben. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için hocam. Yine haftaya inşallah tekrar görüşmek dileğiyle diyeceğiz. Efendim son olarak yine nereden? Iğdır Tuzluca'dan bir selam gelmiş, soru gelmiş. Serhat Diyarı'na da buradan selam ediyoruz. Biz hocamla sorunuza dönüş yapacağız. Ama artık vakti veda diyoruz. Süremizin sonuna geldik. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Sizler sıhhatli, tarlanız, hayvanınız bereketli olsun. Köyde kalın, Köy TV'de kalın, köyde hayat var.